Bir İlçelerde Gündem programında tekrar birlikteyiz. Bugün programa gelecek konuklarımızın ikisinde de bir sıkıntı yaşadık. Karasu'dan Cihan Ersöz vertigo geçirdi. Denge kaybı biliyorsunuz. Onun için programa katılamadı. Pamukova'dan İsmail Çetintaş'tan da ailesinde, hanesinde bir korona bulaşı oldu. Annesi, babası ve eşine. O da o nedenle bugün katılamadı ama İsmail Çetintaş bağlanacak. Bir de Geyve'den Yusuf Kılıç bağlanacak. Onun için bugün stüdyoda tekim. İnşallah bir arıza vermeden bitiririz programı. Evet. İsmail Bey bağlanıyor mu? Tamamdır. İsmail Çetintaş'a soruyoruz. Pandemiden başlıyoruz. İsmail Çetintaş. Pandemide durum nedir Pamukova'da? Alaaddin abi, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Tabii senden böyle uzakta olmak bayağı zor geliyor ama. Ben sesi duymuyorum yalnız, bana da verir misin? Sesimi alabiliyor musun Alaaddin abi? Tamam alıyorum. Yani senden böyle uzakta olmak biraz zor geliyor bana. ama maalesef şartlar öyle bir hale getirdi ki ben tehlikeye atmamak için oraya gelmeyi düşünmedim. Yani buradan bağlanmayı düşündüm. Biliyorsun seninle daha önce de telefonda da görüşmüştük. Ailemde COVID-19 virüs çıktığı için maalesef annem, babam, eşim şu anda karantina altındalar ve tedavi altındalar. Allah şifa versin hepsine. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ama benim Antalya'da olmam, işte ben bir 5 günlük bir Antalya'ya gitmiştim bu tarım fuarı için. Geldiğimde bütün aile koronavirüsten rahatsız bir şekilde yatıyordu. Tabii bize test yapılmadı daha ama bugün yapılacak test 5 gün geçmesi gerekiyor. Evet. Ama bende herhangi bir semptom, herhangi bir şey yok. Şu anda gayet iyiyim. Elimden geldiği kadar yani COVID-19 olan eşim ve annem ve babamdan biraz izolasyonu, yani arayı nasıl anlatayım, onlardan biraz uzak durmaya çalıştım. Gerekli mesafeyi, her şeyi koruduk. Evet. Şu ana kadar bir sıkıntım yok. Çocukları okula göndermiyoruz bu arada, tabii tehlikeye atmamak için. Onlar da testleri yapıldıktan sonra büyük ihtimalle başlayacaklar. Ama yani şunu gördüm, bu COVID-19'da ben ailemde hiç görmemiştim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Evet. Hem eşimde hem de annem ve babamda. Şimdi biliyorsun annem ve babam benim kronik hastalar. Evet biliyorum, yakından tanıdığım için biliyorum hepsini. Evet biliyorsunuz. Babam bir kan hastalığı var kronik olarak. Annem de işte diyaliz hastası. Annem ise diyaliz hastası. Evet. Diyalize gidiyor. Biz en çok annemden korkmuştuk. Ama hastalığın ilerlemesinde gördük ki babam daha ağır geçiriyor şu anda hastalığı. Evet. Dün de telefonla sizle görüşmüştük. Dün biraz daha rahatsızlığı arttı, hastaneye, 112 ile hastaneye götürdük. Buradaki Pamukova Devlet Hastanesi'ne götürdük. Evet. Gerekli teknikleri yapıldı. Bir hastaneye sevk edilmesi uygun olacağı değerlendirildi. Fakat işte bizim eskileri ikna etmek çok güç oluyor. Evet. Maalesef kendisi kabul etmedi hastaneye yatmayı. Ama şu anda durumu bugün iyi. Yani dün bayağı bizi korkutmuştu. Ondan önce tüm korkutmuştu. Yani çünkü nefes darlığı ve öksürük aşırı derecede var. Dün hastanede bir şey söyledi bana. Buradan ben bunu seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. Babam dedi ki işte tedavisi yapılırken hava veriliyor. Evet. Bir taraftan da serum veriliyor. İyi ki dedi aşı olmuşum. Eğer aşı olmasaydım ne olurdu bilemiyorum dedi. Yani aşı olduğum halde bu kadar ağır atlatıyorum. Evet. Eğer aşı olmasaydım kendim düşünemiyorum dedi. Yani ben buradan herkes aşı olmaya davet ediyorum. Yani bu aşı karşıtları işte onları hepsini aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü bizzat ben hani gidiyoruz ya oraya geliyoruz, hep konuşuyoruz. Diyoruz ki işte şuna dikkat edelim, bunu yapalım, şunu edelim, bunu edelim. Vatandaşları uyarıyoruz, seyircilerimizi uyarıyoruz. Ancak ben bizzat bunu ailemde yaşadığım için
Bak yani buradan ben tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen yani lütfen kendinizi, ailenizi, çevrenizi, ülkenizi düşünüyorsanız mutlaka aşılarınızı olun. Çünkü ben en canlı şahidini yaşadım. Yani babamın gözlerimin önünde eriyip bitmesini, o çırpınışlarını gördüm. Ha şu anda iyi ama dediği gibi eğer aşı olmasaydı daha farklı bir sonuçla karşılaşabilirdik. Allah şifa versin bütün hastalara, bütün bu virüsü virüsle mücadele eden şu anda hasta olanların hepsine Allah şifa versin. Gerçekten çok bir şey zorluyor olay Alaaddin abi. Ben bunu bizzat yaşadığım için, gözlemlediğim için, gördüğüm için. Eşimde sıkıntı yok. Eşim de o da ayrı bir oda ona açtık. Orada kendisi hastalığı o şekilde geçiriyor ama öyle ağır bir şey yok. Sadece grip olarak geçiriyor. O da iki biyontik aşısı olmuştu benim gibi. Evet. Onlardan en küçük. Çocuklarda herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yok. Sıkıntı yok. Sadece anne ve babamda sıkıntı var. Dediğim gibi annem böbrek hastası ama o biraz daha hafif atlatıyor. Babam biraz daha ağır atlatıyor şu anda. Evet. Biz de yani aslında ben bugün oraya gelmek istiyordum. Yani stüdyo seninle beraber olmak istiyorum. Çünkü seninle ayrı olmak gerçekten zor. Yani buradan böyle yenge yapmak benimle de olmuyor, yani, bensiz de olmuyor değil mi? Ya yok öyle demiyorum. Seninle de olmuyor, sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Yani orada olmak, seninle karşılıklı işte tartışmak, ne bileyim konuları irdelemek çok farklı bir olay. Buradan seninle konuşmak çok farklı bir olay. Evet. Yani kendimi deplasmanda gibi hissediyorum şu anda. Alaaddin abi. Yok sen yani, buradasın burada. Deplasmanda değilsin. Deplasmanda, evet. Yani şu Pamukova'daki pandemi durumuna gelince. Pandemiye girmeden şunu bir girelim de ondan sonra belediye başkanımızın Güven Öğün'ün babası. Evet. Buradan evet, başsağlığı evet, diliyorum kendisine. Ben de başsağlığı diliyorum. Sayın Belediye Başkanı Güven Öğün'e. Zaten bugün cenazesine öğlen namazına müteakip babası kılınan cenaze namazı sonrası defin edildi. 75 yaşında sabaha karşı saat 5 sıralarında hayatını kaybetti. Ben buradan tekrar Güven Öğün'e ve ailesine başsağlığı diliyorum. Evet. Başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Bugün cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanımız, diğer ilçe belediye başkanları ve il başkanı Yunus Tever ve diğer siyasi parti il başkanları katıldılar. Güven Öğün'ü yalnız bırakmadılar. Tabii Güven Öğün çok üzgündü. Yani ben görüntüleri de çektim, onları atmıştım ama sanıyorum rejiye ulaşmadı o görüntüler. Çünkü daha yeni öğle namazının mütakip günümüydü. Montajı yapılıp göndermemesi biraz sıkıntı oldu herhalde. Ben tekrar başsağlığı diliyorum. Evet. Ya yani, her nefis ölümü tatacak. Bizler de bir gün bunu tatacağız. Evet. Mekanı yani, cennet olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Evet. Pandemiye geçelim. Şimdi evet. Pamukova'da pandemi özellikle yani COVID-19 vakaları bir artıyor, bir çıkıyor, bir artıyor, bir çıkıyor. Yani bir çıkıyor, bir düşüyor. Özür dilerim. Bir çıkıyor, bir düşüyor. Hani bir şey var. Ne bileyim bir belirsizlik var. Bakıyorsunuz bir hafta 120 liraya 93 liraya çıkan, 73 liraya çıkan ertesi hafta 30'a düşüyor. Evet. Bu aynı zamanda GEİB'e de aynı. Mesela GEİB'e de aynı var. Bilmiyorum Akyazı şu anda çizelge önümde gerçi de Akyazı da herhalde Evet. 210 değil mi Akyazı'da? GEİB geçen hafta 73 haftalık 73 kişi varmış vaka. Bu hafta 42'ye düşmüş Pamukova'da. Pamukova'da. Evet. 73'ten 42'ye düşmüş. Evet, Pamukova geçen hafta evet 73'tü, bu hafta 42'ye düştü. Vakalarda düşüş var. Evet. Ama yani ben bak şöyle diyeyim abi, ben bu rakamlara inanmıyorum. Bunu programda da konuşmuştuk. Aynı şeyi sen de söylemiştin. Akyazı ile ilgili konuşurken aynı şeyi söylemiştin. Evet. Ben bu rakamlara inanmıyorum. Neden inanmadığımı da şunu söyleyeyim. Bizim yani bizim kendi dairemizde yaklaşık 8 tane daire var.
Bunların iki tanesi COVID, üç tanesi COVID. Yani toplamda baktığımız zaman üç, yaklaşık yedi kişi şu anda COVID-19. Yani yedi tane vaka var. Düşünün, Pamukova 30 bin nüfuslu bir yer. Tamam mı? Bakıyorsunuz her gün filyasyon ekipleri koşturuyorlar. Buna rağmen hala 42 diyorlar. Ben bu rakamlara gerçekten inanmıyorum. Yani sadece benim sokağım, düşünün, Pamukova'da bir damla diye düşünelim. 7 kişi var COVID-19 olan. Bakıyorsun sayılara 42. Yani bir de bak, ben temaslı olarak görünüyorum. Mesela gerçi semptomlarım şu anda yok ama ya benim de pozitif olma ihtimalim var. Yani böyle bir durum var. Yarın pozitif, ben pozitif çıkacağım. Ya böyle karma karışık bir şey var yani. Nasıldı, ben nasıl yapıyorlar bunu, ama türlü anlayamıyorum. Pozitife geçtiğinizde siz de oraya pozitif olarak ekleneceksiniz. Şu an pozitif olmadığınız için eklenmiyorsunuz. Pozitif olmadığımız için eklenmiyoruz da Alaaddin abi. Ya benim kafamı karıştırıyor, benim de kafamı karıştırıyor bu rakamlar. Alaaddin abi bak, kafamı niye karıştırıyor? Şimdi çocuklara şey yapmıyorlar, test yapmıyorlar. Evet. Tamam, iki tane benim çocuğum var. Var mı herhangi bir semptomu, herhangi bir yani bu hastalığı belirtisi var mı? Yok. Yani o zaman gerek yok. Sende var mı? Ama sen yine de bir test yaptır. Yani böyle olmasın. Yani bence ailenin hepsinin o gün mesela şeyin alınması lazımdı. Testlerin alınması lazımdı. Maalesef biz 5 gün beklemek zorunda kaldık. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani özellikle BioNTech aşısı vurulanlar ailesinde herhangi bir COVID-19 vakası çıktığında 5 herhangi bir yere gitmeyeceksin. İşte kendini izole edeceksin falan, böyle bir şey yok. Normal günlük hayatına bir şekilde devam ediyorsun. Yani pozitif, belki pozitifsin. Yani aşı olsan bile belki pozitifsin ama bunu şey yapmak zorunda. Kendi izolasyonu kendi sağlamak zorunda. İşte birileriyle ilişkiye girmemeye veya yanlış anlamaz ilişki derken, yani kalabalık yerlere girmemeye, biraz daha uzak durmaya, o evden çıkmamaya dikkat etmesi gerekir ama maalesef şimdi ben evde tek kişiyim. Annem hasta, babam hasta, çocuklarım aynı şekilde, eşim aynı şekilde, birinin koşturması gerekiyor, birinin bir işleri yapması gerekiyor. Evet. Ya bir şey var yani, ben bu rakamlarla ilgili, bu COVID-19'la mücadeleyle ilgili son zamanlarda pek böyle eskisi gibi çok üzerine düşürdüğünü düşünmüyorum. Millet de bıraktı, herkes bıraktı. Yani saldılar gidiyor. Hani saldım çayıra mevlam kayıra meselesi aynı o şekilde şu anda devam ediyor. Ben öyle görüyorum. Bakıyorsun sokaklara çıkıyorsun. Bugün özellikle Sağlık Grup Başkanı'yla Güven Öğün'ün babasının cenazesinde karşılaştık. Caddeye şöyle bir bakar mısın dedim. Baktım. Kaç tane maskeli var? İnanır mısın? 10 kişiden 3 kişi ya maskeli ya maskeli diyen. Yani. Böyle bir şey yok. Toplu cenazede bir aradalar yani. Hayır yani caddeye. Yani caddede, normal caddede. Normal caddede yani o caminin yanında dikilirken caddeye doğru bir bakın dedim. Anladım. Çünkü kalabalık geliyor. Bakıyorsun 10 kişiden 3 kişinde maske var. Böyle bir şey yok yani. Biz dikkat etmiyoruz, bizler şey yapmıyoruz. Dikkat etmek lazım. Yani maske, mesafe, artık bıraktık, her şeyi bırak. Yok. Yani böyle yani biraz da kendimizin, ya vatandaşların buna dikkat etmesi lazım. Sağlıkçılar tabii ki koşturuyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama yani sen kendine gidip bir şeyi vermezsen, özeni vermezsen, dikkati vermezsen nasıl yapacaksın bu işi? Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben inanıyorum ki bu Pamukova için de geçerli, Sakarya için de, tüm Türkiye için de geçerli. Pozitif olan vakalar, kendini iyi hisseden vakalar kesinlikle dışarı çıkıyorlar. Evet. Eğer bir şekilde HES koduyla denetlemeye falan rastlamazsa istediği gibi sokaklarda dolaşabiliyor. Zaten öyle bir denetim yok ki. Yani. Sokakta öyle bir denetim yok ki. Nasıl olur denetim? Bir trafik kazası geçirirsen, bir şey olursan, o zaman çıkıyor senin pozitifliği olup dışarıda olduğunu. Yoksa normalde pozitifli insanların sokağa çıkmasında onu engelleyecek hiçbir şey yok. Yok maalesef. Yok, öyle bir şey yok. Eskiden polisler, bekçiler geziyordu. Geçeni durduruyorlardı, alıp eskortlarına bakıyorlardı filan. Şimdi öyle bir şey yok. Evet. Yani adama dedin ki yok, sen karantinadasın. Adam eğer isterse karantinada duruyor, istemezse çıkıp geziyor, dolaşıyor.
Aynen, sen de onu bilemiyorsun. Doğru. Geliyor senin girdiğin markete, seninle beraber alışveriş yapıyor. Evet. Yani onun için biraz da vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu vakaların artışını biraz da ben buna bağlıyorum. Şimdi mesela bize bulaşmasının, orayı söylemedim ben, bize, yani bizim ailemize bulaşmasının sebebi karşı komşumuzun eşi rahatsızlanıyor. Yani grip diye yatıyor. Daha sonra test edildikten sonra COVID-19 olduğu anlaşılıyor. Evet. Yani koronavirüsü yakalandığı anlaşılıyor. Tabii bu arada biliyorsunuz karşılıklı komşu olunca, kapı komşu olunca kadınlar birilerine çok sık gidip gelirler. Yani evet. İşte kahve içmeye gel, çay içmeye gel. E tabii eşim de gidip geliyor derken bu arada COVID'i kendisi de kapıyor. Babam da kapıyor, annem de, hepsi beraber şu anda şeydeler. Sen Antalya'ya gidince kurtardın işi yani. Biraz öyle oldu. Antalya'ya gidince evet. Kurtardım. Ama Alaaddin abi şimdi şöyle bir şey oldu. Orada telefonla görüştüğümde rahatsız, işte annem rahatsız, babam rahatsız, eşim rahatsız. Geldik o akşam, salı günü akşamıydı. Gece geldim ben. Daha kapıdan içeri girerken maskeyi taktım. Yani tabii ki çocukları özledim. İnsan sarılıp öpmek istiyor. Ne bileyim, çocuklar sana sarılmak istiyor. Dedim ki biraz şey yapalım. Yani çünkü ne olacağı belli olmaz. Onlarla elimden geldiği kadar temas kurmamaya çalıştım. Evet. Belki ondan kurtardık biraz da. Evet. Yani ondan kurtardık. Yani geldiğimizde bütün ev zaten olduğu gibi COVID-19'a yakalanmış, koronavirüse yakalanmıştı. Ertesi gün de test yaptırdık ve hepsi pozitif çıktılar. Yani biraz önce söylediğim gibi pozitif çıktılar. Allah herkese şifalar versin ama dediğim gibi en çok bize görev düşüyor Alaaddin abi. Yani sağlıkçılara tabii ki görev düşüyor ama özellikle vatandaşlara çok görev düşüyor. Biraz bilinçli olmaları gerekiyor. Biraz dikkatli olmaları gerekiyor. İnşallah bunu da atlatırız ama işte yeni bir varyant çıkıyor dediler. Biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. O varyantın daha tehlikeli. Artık hangi varyantları göreceğiz bilemiyorum yani. Baba şimdi seyrediyor mu bizi? Baba seyrediyor mu onu bilmiyorum vallahi. Ben bürodayım şu anda. Babaya buradan bir çağrı yapayım. Baba evet derse, he derse ben gelip alayım, aldırtayım. Akkız Devlet Hastanesi'nde onu ben tedavi ettireyim. Başında ben duracağım. Söyledim. Ama yani kendini, bizi seviyorsa, torunlarını seviyorsa, çocuğunu seviyorsa, bizi seviyorsa, dostlarını seviyorsa bu tedaviye direnmemesi gerekir. İnan ben hep onun başında duracağım. Akkız Devlet Hastanesi'ne götüreceğiz onu. Orada emin ellere teslim edip orada tedavisini yaptıralım. Bize lazım o çünkü. Sohbeti hoş, Alaaddin bize abi, lazım. Alaaddin abi ben bugün de kendisine söyledim. Yani tabii içeriye giremiyorum. Yani pencereden konuşuyoruz. Evet. Giremiyorum. İhtiyaçlarını oradan gideriyoruz. Kendisine söyledim. Dün de söyledim. Bugün de söyledim. Yani dün senin seninle telefonla görüşmüştük. Özellikle Akyazı'ya götürelim. Biraz daha farklı olur belki diye düşünmüştük. Evet. Ama bir türlü ikna edemedik. Ya şöyle olacak, böyle olacak. Ya bak ben de duracağım yanında. Alaaddin abi de var orada falan. Yok abi yok. Mümkün değil. Yani eskileri ikna etmek gerçekten doğru, çok güzel. Doğru. Ama İnşallah. Amca laf dinlemesi lazım. Amca bize lazım. Evet. Yani belki kendi teslim oluyor ama biz teslim etmeyeceğiz yani. O bize lazım. Onun için tedavi olması tabii gerekiyor. Söz veriyorum. Sabah akşam başına duracağım Akkız'da. Alaaddin abi hani bir laf var ya. Yani gölgesi bile yeter diye. Hani babaların, annelerin. Evet. Gerçekten öyle. Yani onların bize gölgesi bile yetiyor. Onların hayır dualarını almak. Onlara. Yani ben şimdi şöyle düşündüm. Mesela babamı dün 112 ile götürdük mecburen. 112 çağırdık. Durumu izah ettik. 112 de devlet hastanesine götürdü. Evet. Ya oradaki durumunu gördüğü zaman insan şöyle düşünüyor. Ya bizim benim mesela çocuk yıllarım aklıma geliyor. Mesela nasıl biz hasta olduğumuzda annemiz babamız başımızdan ayrılmaz. İşte doktora koştur. Aman evladıma bir şey olmasın. Aman şey olmasın. Biliyorsun anneler ve babalar bu konuda çok titizdir. Çocuklarına karşı. Evet. Şu anda geldiğimiz noktada onun tam tersi oluyor. Biz babalarımız için, annelerimiz için endişe ediyoruz. Onların sağlıkları için endişe ediyoruz.
Onların o hallerini gördüğümüz zaman üzülüyoruz. Kolay bir olay değil. Evlat olmak kolay bir olay değil. Anne baba olmak da kolay bir olay değil. Tabii ki bizler de bir anne babayız. Ama onların halini gördüğüm zaman benim o küçüklük veya ufaklık zamanlarım aklıma geliyor. Çocukluk zamanlarım aklıma geliyor. Annemin babamın o çırpınışlarını bazı zaman mesela ateşimiz olur, başımızda beklerler. Şimdi sıra bizde. Bizler de annelerimiz de babalarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Belki onlar kadar yapamıyoruz. Evet. Ama elimizden geldiğinde dediğim gibi onların gölgeleri yeter bize. Evet. Yine de baban telefon numarasını bana atarsın. Ben telefonda tamam, bir görüşeyim kendinle. Tamam abi. Bunu tedaviye alalım yani. Bir şekilde tedaviye alalım. Çünkü güzel, hoş abi, sohbet. Ben ondan daha sohbet edeceğim. Daha. Evet, sizin daha sohbetiniz çok güzel oluyor. Göl kenarında oluyor. Nasıl güzel sohbetler yapmışız. Daha sohbet edeceğiz beraber. Biliyorum. Yani öyle biliyorum, öyle biliyorum. Kendi başına değil yani. Yani evet, kendinin değil o. Torunların, evet, çocuklarının, dostlarının kendi için yaşamıyor sadece. Ben telefonla konuşurum programdan sonra. İnşallah ikna olur ya, da tedavi altına alırız onu Akkez'de. İnşallah. Alaaddin abi, şimdi torunları özlüyor. Yani çocukları özlüyor. Çocuklar da aşağı inmiyorlar. Yukarıdalar genelde. Biz üst katta oturuyoruz. Annemler alt katta oturuyorlar. Annem bazı zaman telefon ediyor, çocuklar gelsin pencereden görelim en azından diye. Ha, o da var ya, insanı çok duygulandırıyor yani, çok gerçekten çok farklı bir olay. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, vatandaşlarımız şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekten sevdiklerinizi, çocuklarınızı, torunlarınızı düşünüyorsanız lütfen aşı olun, aşı olun, aşı olun. Başka bir şey söylemiyorum. Gerçekten ben bunları yaşadığım için, düşünsenize bir torununu görmek için şeyden görüyor, pencereye çıkıyor, arada bir şey var, cam var, öbür tarafta torunlar, bu tarafta sensin, onlara dokunamıyorsun, öpemiyorsun, koklayamıyorsun, tamam mı? Yani bu gerçekten çok zor bir olay. Yani vatandaşlarına çok dikkat etmesi gerekir. Yani lütfen aşı olalım. Ben başka bir şey söylemiyorum. Aşı olalım, gerçekten aşının önemi çok büyük. Evet. Akyazı'da devletin yayınladığı rakamlarla bizim elde ettiğimiz rakamlar aşağı yukarı birbirine örtüşüyor. Geçen hafta mesela ben 20 kişi dedim ortalama günlük vaka sayısı. Sağlık Bakanlığı da Akyazı'yı 282 vermiş haftalık. Aşağı yukarı ortalaması tutuyor. Ben dün sordum. Dün de 15 vaka olduğunu söylediler bana. Dün, sadece dün için 15 vaka olduğunu söylediler. Bu haftada Akyazı işte 3. sıradan 7. sıraya düşmüş, azalmış korona. Sağlık Bakanlığı'nın istatistiğine göre. Burada da 210 kişi bu hafta haftalık vakası var. 15'i gene aynı aşağı yukarı rakamlar örtüşür gibi. Yani 3 aşağı 5 yukarı örtüşür gibi. Ama Akyazı'da şu farklı, yani vaka düşüyor. Ama her gün bir korona cenazesi var Akyazı'da. Yani ortalama 2 günde 3 tane korona cenazesi var. Yani sayı azalıyor ama ölümde azalma yok. Yoksa bu yeni varyanttan mı bu böyle kaynaklanıyor? Yani sayı az ama ölüm çok. Onu da anlamış değilim. Bu ölenler genelde şey, aşı durumları ne Alaaddin abi? Onları araştırdın mı hiç? Şimdi bu son ölenlerin araştırmadım ama ondan öncekilerin neredeyse tamamı aşısız. Ve kronik hastalar var. Tabii kronik hastalığı olan var. Kronik hastalığı olmayan da var. Mesela şimdi bundan 20-25 gün önce Yuvalak Mahallesi'nde, bizim Akyazı Yuvalak Mahallesi'nde Hanife Kaya, yaşlı bir annemiz, koronadan vefat etti. Aynı anda oğlu da korona hastasıydı, tedavi altındaydı. 28 gün sonra onun da cenazesi geldi. Anne tamam, yaşlılığa bağlı şunları bunları olabilir, kronik hastalığı olabilir ama bu gençti zaten. 49 yaşında, aklımda kaldığı kadarıyla 49 yaşında bir vatandaşımız.
Yani bu varyant, yeni varyanttan dolayı mıdır bu ölümler, yoksa ilaçlar mı nedir, ben bunu anlamış değilim. Yani vaka sayısı düşüyor ama ölüm sayısında bir düşüş yok. Yani en Ölüm sayısı vaka sayısı 50'lerde, 60'larda, 70'lerde, 80'lerdeyken de böyle bir ölüm sayısı vardı. Vaka sayısı 15'e düştü. Gene biz koronasız gün geçirmiyoruz yani. Eğer bir gün geçirirse koronasız, ikinci gün iki tane var. O günü tamamlıyor yani. Onun için diyorum ben, 3 günde iki korona, cenaze. Bunu da açıklamaları lazım. Yani neden bu böyle? Vaka sayısı yüksek, aynı ölüm. Vaka sayısı düştü, 15'lere düştü. 80'ler, 90'lar, 100'ler, 135'ler gördük biz Akyaz'da. Günlük vaka 200'ü aşan oldu, 300 aştığı zaman oldu. Yani ama Ama bu kadar ölüm yoktu, değil mi? ölüm aşağı yukarı bu kadardı yani. 300'de de bu kadar, 15'te de bu kadar. Yani burada bir farklı bir olay var. Ve bunu da çözecek olan biz değiliz. Çözecek olan Sağlık Bakanlığı'dır. Sağlık Bakanlığı bu konuda bilgilendirmeli vatandaşı. Zaten bu Sağlık Bakanlığı çok fazla konuşmayınca dışarıdan konuşan çok oluyor. O da kafa karıştırıyor. İşte bilmem ne profesörü diye çıkıyor, bir şey anlatıyor. Bir başka profesör çıkıyor, onun 90 derece tersini anlatıyor. Milletin de kafasını karıştırıyor. Sağlık Bakanlığı zamanında konuşmuş olsa, zamanında açıklamayı yapmış olsa, bunlara zaten hiç düşmeyecek. En azından vatandaş bir yol çizecek kendisine. Şimdi birini dinleyen bir yoldan gidiyor, diğerini dinleyen başka bir yoldan gidiyor. Vatandaş ne yapsın? Bu işin uzmanı mı diyor. Maalesef öyle. Şimdi Maalesef. nasıl Diyanet konuşmadı mı, cemaatlerden birileri konuşuyor, biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Bu sağlıkta da aynı şey. Sen konuşmazsan yetkili olarak, sen gerekli açıklamayı yapmazsan, birileri gelir senin yerini dolduruyor kardeş. Aynen. Evet, pandemi bir de başka konuşacağımız var mı? Yusuf yayında yok mu? Yusuf ikinci bölümde. Ha, ikinci bölümde Bu mi? bölümde Tamam. beraberiz. İkinci bölümde Yusuf'la beraberiz. Evet. Ya bak, bu aşılanma oranları var ya Alaaddin abi, yani onu da konuşalım istersen. Aşılanma oranlarında müthiş derece sıkıntı var. Son zamanlarda özellikle yeni aşı olanlar hemen hemen yok denecek kadar az. İkinci doz aşılarını olanlar, üçüncü doz aşısını olmayanlar var. Ona keza. Yani bu kadar bilinçsizliği ben harbiden aklım sırrım ermiyor. Bir insanın başına mı gelmesi lazım? Bir şey olması için başına mı gelmesi? Tamam. Her şey Allah'ın takdiri. Bak, ben ona inanıyorum. Tamam. Yani eğer vaden dolduysa buna hiçbir şey engel olamaz. O başka bir şey. Yani, O başka bir şey. Ama o sen de ayrı bir tedbirini olay. alacaksın kardeşim. Mutlaka. Sen tedbirini alacaksın. Ya sen nasıl yani? Hangi akla hizmettir bu? Ben harbiden yani şey yapamıyorum. Böyle ben düşünemiyorum ya. Nasıl bir düşüncedir? Nasıl bir kafa yapısıdır? Ben bir türlü anlamış değilim yani. Ne zaman anlıyor Ben biliyor musun? anlıyorum. Hastaneden entübe olup yoğun bakıma gideceği zaman keşke aşı olsaydım. Bitti. Ondan sonra olsan ne olur, olmasan ne olur? Yani bak, aşılanma oranları, sen de belki Akyazı'da araştırmışsındır bunu, ama genelde Türkiye geneline baktığımızda aynı şekilde aşılama oranlarında müthiş bir düşüş var. Var Bak, var. gidelim şimdi şeyler, Yok gibi, mesela yok gibi. Aşı olan yok gibi. Akyazı'ya, aynen öyle, Akyazı, Pamukova, işte yani 16 ilçeye gidelim, Sakarya merkeze gidelim, bakalım kaç kişi aşı oluyor günlük, şöyle bir bakalım. Hatırlar mısın, eskiden kuyruklar vardı. Evet. Evet. Aşı kuyruğu vardı Evet. ya, görüyorduk yani. Şimdi onlar da yok. Tabii canım Yani ne olduk ben yani, ne aşılar oldu? olurken sıraya giriyorduk. Güvenlik geliyordu, özel güvenlik. Abi işte aranızda biraz mesafe olsun, şöyle olsun, böyle olsun, etrafında geziyordu. Şimdi aşı odaları bomboş. Ya onu bırak. Bomboş yerler, onun Akyazı için diyorum. 100 bin nüfusa yaklaşmış Akyazı. Akyazı'nın merkezinde aşı merkezi var. Akyazı'nın göbeğinde, çarşının içinde. Herkesin Evet. ulaşabileceği yer.
Sabahtan akşama kadar ben o çarşıdan 3-4 sefer geçer gider gelirim. Ben daha bir kişiyi orada aşı olurken görmedim. İki tane görevli orada bekliyor. Çarşının göbeğinde. Aşı olan yok. Yani ben bir tek muhtarlar kendi bölgelerinde, bazı muhtarlar da kendi bölgelerinde vatandaşları topluyorlar muhtarlıkta. Belirli günde randevu alıyorlar sağlık müdürlüğünden. Aşı getiriyorlar. Orada kendi vatandaşlarını aşılatmaya çalışıyorlar. Bazı muhtarlar. Bunun başında işte Kuzuluk, Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle var. Bunun yanında Taşburun Mahallesi var. Bunun yanında Pazarköy var. Gibi yani böyle birkaç sayılacak köy muhtarı. Onun dışında da ya ben göremiyorum, duymuyorum. Ama çarşı merkezinde yok olduğunu çok iyi biliyorum. Hastanedeki aşı noktasında, acilin hemen karşısına aşı noktası kurdular. En azından orada gelen aşısını yaptırsın diye. Orada işte 3-5 bir hareket var. Ama diğer tarafta hiç hareket yok. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün olduğu yerde yok. Çarşı merkezinde yok. Yani aşı ayağına geliyor. Devlet daha ne yapacak ya? Yaşlıysan evine geliyor. Engelliysen evine geliyor. Engelli değil, sağlamsan çarşının merkezine kadar getiriyor. Diyor ki hadi sen gelmiyorsan ben geldim ayağına. Bu bedava diye mi böyle oluyor acaba? Onu da bilmiyorum yani. Bir ücret talep etseydiler. O zaman daha mı gündemde olurdu? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ücret talep etseydiler bu orana da yaklaşamazdık, tamam mı? Evet. Yani millet şeyi çok seviyor. Yani herkes maddiyatı düşünüyor. Onun için bilmiyorum. Yalnız rakamlar özellikle bu inip çıkan rakamlar var. Benim inanmadığım dediğimiz rakamlar var. Ben merak ediyorum. Bunlar TÜİK mi yayınlıyor veya TÜİK'te danışıklıkta mı oluyorlar? Ne yapıyorlar? Biliyorsun son zamanlarda TÜİK gündem oldu. Evet. Özellikle açıklanan şeylerle ama mesela yani pandemiyi de siyasete ne güzel bağladın İsmail Bey. Vallahi bile duramıyorsun arkadaş ya. Yani pandemiyi de siyasete bağladın. Burada konuşurken iki dakikada geçtin öbür tarafa. Pandemiyi siyasete bağladık. Bağlamak zorundayız. Çünkü pandemi konuşmak biraz da insanları sıkılıyor. Onun için ben siyasete bağladım. Son gündem hakkında ne düşünüyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu'nun son hareketi vardı. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şimdi Kılıçdaroğlu'nun hareketine. Tamam. Tamam girme siyasete. Girme peki, o kadar. Ne düşünüyorsun dedim. Ya, sadece bir şey söyleyeceğim. Yani Kılıçdaroğlu'nun sadece yaptığı o hareket mi insanlara koydu? Ben sadece onu sordum ne düşünüyorsun. Diğerlerini tartışıyoruz zaten. Şimdi bak İsmail yanlış nerede biliyor musun? Benim yanlışım senin yanlışını kapatmaz. Bu buradan gitmeyin. Her iki tarafta bundan gidiyor. Böyle bir şey yok. İşte, ya abi, o hırsızlık yaptı, ben de hırsızlık yapayım. Bu onu yaptı, ben de bunu yaptım. Ben yaptım, o da yaptı. Onun yapması seni kurtarmaz, senin yapman onu kurtarmaz. Bu ölçü değil. Bak, o ölçüleri bırakalım. Alaaddin abi, bak unuttuğumuz bir şey var. İnsanlar, mesela biz de bazı zaman canlı yayında hatalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanı da mesela konuşurken bazı hatalar yapıyor. Tabii bu kadar gündeme tabii ki, tabii. Ben bir şey demedim, ben espri olarak sordum canım. Yani insanlar hata yapabilirler. O hareketi yapmıştır. Ya biz de yapıyoruz bazen. Ama çok güldüm. Vallahi çok güldüm yani. Tamam. İstem dışı bir hareket ama hiç beklemiyordum. Yani işte, öyle birden. evet. Ama ona kadar yani. Güzel de havaya girmişti. Konuşuyordu güzel. Birden iş karıştı. Yalnız orada laf atan birine de çok güzel bir cevap verdi. Fark ettin mi? Yok. Ne laf attı? Fark etmedim. Yok. Milletvekilinin biri cevap verdi de hani Twitter'da başka isimle şey yapıyordu ya, yayın yapıyordu. He. Bir bayan ismiyle yayın yapıyordu. Erkek milletvekili. Bayan ismiyle yayın yapıyordu. Kılıçdaroğlu konuşurken laf atınca arkadaşlar dedi işte Yeliz konuşuyor dedi. Yeliz Takma adıyla şey yapıyor, Twitter'dan yardırıyordu arkadaşım milletvekili. Orada verdiği cevapta tam bir kapak oldu. Ama yani şunu söyleyeyim, tabii ki bunlar olacaktır. Ben o kadar da şey yapmıyorum, yatsımıyorum.
Ya işte terbiyesizlik, utanmazlık bilmem ne falan. Ya insanlar hata yapabilir ya. Yani bunlar olabilir. Siyasetçi de hata yapar. Tabii dikkat etmesi gerekir. Bizlerin de dikkat etmesi lazım. Bazı zaman canlı yayında belki ölçüyü kaçırmış olabiliyoruz. Evet. Kaçırabiliyoruz yani. Ya benim söylemek istediğim İsmail, sosyal medyadaki siyasetçileri görüyoruz sosyal medyada. Biri bir hırsızlık yapıyor. O ona hırsız dediği zaman siz de çaldıydınız. Ya benim çalmam senin çalmanı kapatır mı? Ya senin çalman benim çalmamı kapatır mı? Mümkün İkimiz değil. De hırsızız. Öyle şey. Yani birbirimizi temizler mi senin çalman benim çalmamı temizler mi? Böyle ya, bir siyaset aldı başını. İnan şeyde sosyal medyada sana bile bir şey yazarken ulan biri aradan girer de lafa girer diye vallahi çekiniyorum yani. Kakar bir bak sana birkaç bir şey sefer başıma söyleyeyim geldi bana. Çünkü. Sosyal medyada elimden geldiği kadar haberler dışında kendi görüşlerimi yansıtacak veya ne bileyim farklı şeyler olacak paylaşmamaya çalışıyorum. Yani siyasete girmemeye, ne bileyim işte mesela kamuoyuyla ilgili bir gündemi değerlendirirken haberle değerlendirmeyi, onu haberleştirmeyi düşünüyorum. Yani kendi fikirlerimi, kendi şeylerimi yayınladığım zaman yani o kadar farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz ki evet. Adam hakarete varan şeyler yazıyor yani. Evet, evet. Hakaret ediyor adam. Ya ben hakaret etmiyorum. Ben kendi düşüncemi bir şekilde orada ifade ediyorum. Ben bunu kimseye düşünmüyorum. Hakaret Sen böyle etmiyorum. Düşünmeyebilirsin yani. Yani. Düşünmeyebilirsin. Ama kalkıp da beni işte şuculukla, buculukla onunla bununla suçlamanın bir alemi yok. Ya sen de buna farklı bir tez çıkart. Yani benim fikrime farklı bir fikir ortaya koy ki ben dediğim ki doğru söylüyorsun ya arkadaşım değil. Veya ben doğru söylüyorsam sen bana da doğru söylüyorsun. Yani takıp tutar gibi böyle siyaset veya parti tutmak insanları var ya işte bu hale getiriyor. Kutuplaşmaya evet. Götürüyor. Biliyorsun işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray biliyorsun birisi bir laf söyler bir statta bir şey olur mesela birisi bir şey. O bütün toplum psikolojisi olarak herkes oraya engajı olur tamam mı? Ya bunu yani siyaset bu ya. Ya bu yani siyaset tabii ki karşılıklı atışmalar olacaktır, karşılıklı şeyler olacaktır ama ya birbirimize hakaret edecek liderler de dahil olmak üzere ama bak yani bunu sadece şimdi liderler bu kadar karşılıklı kendilerine hakaret ederlerse, hakaretvari sözler söylerlerse alt tarafta yani özellikle biz seçmenler de o zaman farklı farklı şeylere gidiyoruz. Bakıyorsun öyle bir şey ki çok yakın arkadaşınla ne bileyim kanlı bıçaklı oluyorsun. Evet, ya, öyle bir evet, şey yok evet. Ya. Maalesef, yani, maalesef. Bakın liderler gelip geçiriyor. Bu ülkeyi kimleri gördü? Kimler İsmet İnönü'sünü gördü, Adnan Menderes'ini gördü, ne bileyim Ecevit'ini gördü, Demirel'ini, Alparslan Türkeş'ini gördü, rahmetli Necmettin Erbakan'ını gördü. Değil mi? Herkes gördü. Ama bundan hiçbiri yok. Seçmen olarak bizler şu anda buradayız değil mi? Evet. Öyle değil mi? Ya herkes ya siyasiler bugün var, yarın yok. Ya biz her zaman yüz yüze bakacağız. Yani biz siyaset uğruna bir yok. Eleştir. Ben de eleştiriyorum mesela. Ama eleştirimde bir sınır olur yani. Böyle hakarete varan şeyler olmaz. Evet. Bunlar ayıp şeyler. Yarın bir yüz yüze bakacağız. Bazı zaman seninle tartışıyoruz mesela şeyde evet, evet. Tartışıyoruz. Ya bizimki atışma, bizimki şey değil ya. Onu ciddi zannedip de araya gidenler de oluyor bazen. Ona ben diyorum. Yani aynen. Ben senden konuşuyorum, şakalaşıyorum. Nazım geçtiği evet. Kadar bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Senin arkadaşın veya benim arkadaşım aradan bir gidiyor. Sana veya bana hakarete varan yazılar yazıyor. Ya kardeşim çık aradan, sana ne? Bak Alaaddin abi sana bir şey söyleyeyim. Bizim seninle siyasi görüşlerimiz çok farklı. Ayrı evet. Ayrı dünyalarımız var. Siyaset anlamında söylüyorum. Evet. Siyasi görüş anlamında söylüyorum. Fakat mesela baktığın zaman en iyi anlaştığımızda mesela en iyi seninle anlaşabiliyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim. Siyaset, miyaset, fikirler bir tarafa. İnsanın insan olması önemli. Tamam mı? İnsanın insan olması önemli. Yani işte Alaaddin abi şu fikir demiş, bu fikir demiş. Fikirlerimizi tartışırız. Ama bunlar belirli bir çerçeve içerisinde olur. Evet. Birbirimizi kıracak şekilde, birbirimizi incitecek şekilde olmaz. Biz de seninle zaman zaman mesela sadece programda değil, program dışında da bazı konularda evet. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz, karşılıklı tartışıyoruz. Ama bunları asla ve asla kırma noktasına getirmiyoruz. İşte evet. İnsan olmak budur yani, insan olmak budur. Yani siyaset bir tarafa insan olacaksın. Yani biz onun için mesela seninle çok iyi bir şekilde anlaşabiliyoruz fikirlerimiz ayrı olsa da. Öyle değil mi? Evet. Ha bazı noktalarda benim sana katıldığım noktalar oluyor. Bazı noktalarda senin bana katıldığın noktalar oluyor.
Evet. Önemli olan bunlar ya. Bunları müştereklerde birleşebilmek. Yani ne bileyim, mesela baktığın zaman Medyabar'ın veya TV264'ün en eski müdavimlerinden veya en eski şeylerinden bir Alaaddin Onur var, bir ben varım. Doğru. Evet. Benden daha kıdemlisin gerçi ya. Yani biz hiçbir zaman için birbirimizi bırakmadık. Zor zamanlar da yaşandı. Evet, Mesela evet. herkesin zor zamanları, medya baronu olur, TV olur, şahıs olarak Alaaddin Onur olur, İsmail Çetintaş olur. Zor zamanlarda da birbirimizi bırakmadık. İşte Evet. insanlık budur, arkadaşlık budur, dostluk budur. Siyaseti atmışım bir kenara. Siyaseti atıp tarafa abi. O Tamam. lazım oldu mu da Önemli alır olan konuşur, bırakırız gene onu oraya köşeye. Sıkıntı bırakın. yok. Önemli olan insan olmaktır. İnsan Şimdi olmaktır. Ben bu bu şekilde. pandemiden çıkmadan önce bir de bu sağlıkçıların bir eylemleri vardı. Dün bugün, Evet. dün Türk Sağlık Sen, bugün Sağlık Sen. Şu Sağlık Sen'in görüntüsünü verebilir misin? Sağlık Sen, açıklama. Tamam, verebilirsen. Sağlık çalışanlarının gür sesi, İçeriğini yetkili sesler sendika misin? sağlıksız olarak bugün burada Akkız İlçe Devlet Hastanemizde sizlerle birlikte olmaktan duyduğumuz ümidi ifade ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Sözlerime başlamadan önce COVID nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Öbür mikrofonu da biz. Ses problemi kendi ses düzenlerinden dolayı. Kıymetli basın mensupları, geçen hafta Çarşamba günü gündeme bir haber düştü. Hükümet hekimlerin ücretlerine 2500 ile 5000 TL arasında bir iyileştirme yapacağını deklare etti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında yapılacak olan iyileştirme herkes tarafından memnuniyetle karşılandı. Çünkü döviz almış başını gidiyor, artan enflasyon nedeniyle ürünlerin etiketi günden güne değişiyor. Yani para pula döndüğü için fiyatlar cep yakıyor, yürek yakıyor. Hayat her açıdan ateş pahası. İşte böyle bir ortamda sadece 2000 yönelik bir iyileştirme yapılacağı açıklandı. Değerli basın mensupları, öncelikle şu konuyu açıklama getirmek istiyorum. Hekimler adına yapılan düzenleme yerinde bir düzenlemedir. Dolayısıyla sonuna kadar destekliyoruz. Hatta çok geç kalmış bir düzenleme diyoruz. Bu dediklerimizin dışında kullandığımız başka bir cümle Sesi yok. kesebiliriz. Bu dediklerimizin aksini iddia eden Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada sağlıkçılara zam diye bir haber geldi. Fakat işin aslına baktığımızda, içine indiğimizde haberin içine pratisyen doktorlara aylığına 2500 lira, uzman doktorların 5000 lira. Bunun dışındakilere es geçmişler. Bu nedenle de diğer sağlıkçılar yani bu haktan biz niye yararlanmadık diye normal, haklı bir eyleme kalkıştılar. Dün Türk Sağlık Sen eylem yapmıştı. Bugün de Sağlık Sen Sakarya genelinde Akdeniz Devlet Hastanesi'nin önünde bu açıklamayı yapmayı planladı. Ve bugün saat 12.30'da bu eylem yapıldı orada. Haklılar mı? Haklılar. Yani çileyi uzman doktorla pratisyen doktoru çekmiyor sadece. Diğer sağlık çalışanları da çekiyor. Yani orada hastanedeki temizlikçi bile pandemi dolayısıyla ekstra bir güç, bir efor sarf ediyor. Bir şey verirken yani uzmanla pratisyene veriyorsun, diğerine vermiyorsun. Ama ben bu uzmanla pratisyene verilmesi noktasında sanki bana şey geliyor. Yani bu pandemide çok çalıştı, işte şu anda çok hasta var, çok uğraşıyorlar diye vermediler. Biliyorsun son zamanlarda doktorlar istifa edip özel hastanelere kaçış başladı. Bunları tutabilmek için herhalde bu zam verildi. Pandemi dolayısıyla değil ama yani zam almak için kaçmak mı lazım diyor diğer personelde. Öyle ya.
iki doktor istifa etti bu konuyla ilgili. Evet. Ben öyle biliyorum yani. Evet. Pratisyen doktorlardan istifa edenler oldu ama hükümet bununla ilgili bir açıklama yaptı herhalde. Ben yanlış hatırlamıyorsam bütün sağlık personeline bu zamın yansıtılacağını, bunun yanında tabii memur ve memur emeklilerine de %1 zam yapılacağını, yani enflasyon farkı artı %28 daha verileceğini, bunun da %35'e yakın olacağını, bir de bu zamlar gelirse yani biraz daha insanlar rahatlar diye düşünüyorum. Ama evet. bu rahatlama olurken tabii raflardaki etiket fiyatları da her gün değişiyor. Burada da bir sıkıntı var. Böyle olursa yani verilen zamında bir şey mantığında olacağını düşünüyorum. Önemli olan o raflardaki etiketlerin sık sık değişmemesi. Hiç olmazsa 6 ayda bir değişsin ama yani böyle günde bir değişmesin yani. Artık şeyler, Alaaddin abi, özellikle akaryakıt istasyonları, marketler yarışıyorlar. Evet. Yani şeyde. Ama dediğim gibi sağlıkla ilgili eğer ben tüm sağlık personelinin de bu zamlardan eş olarak yararlanacağı şekilde sanıyorum hükümet de bununla ilgili bir çalışma yapıyor. Yapıyor. Çalışma öyle... yapıyor. Zaten her konuşmalarında bakıyorum. Yani iktidar kanadında, televizyonda her çıkan konuşmacı işte faizi düşürüyoruz, dolar kuru yükseliyor. Dolar kuru yükselince piyasada zam talebi oluyor. Ama biz de bunun karşısında alım gücüne destek vereceğiz diyor her biri. Ha bu nereye evet. kadar gider? Dolar kuru nereye kadar gidecek ki? Bir yere kadar gidecek, bir yerde duracak. Faizin önüne geçmeye çalışıyorlar ama böyle de baskı yiyorlar karşılığında. Ha bu nereye gider? Nereye kadar gider? Ben şöyle umut ediyorum ki yani yakın bir zamanda bu bir yere zirve yapacak, orada durup kalacak. Arkasından düzelmeler başlayacak diye düşünüyorum. Yani bu nereye kadar gidecek? Yani bu sabah bana bir çiftçi arkadaşım denk geldi. 183 liraya aldığım gübreyi 750 liraya satıyorlar dedi. Allah'tan dedi ben mısırı satar satmaz gübremi alıp kenara koymuştum dedi. 183 lira nerede? 750 lira nerede? Evet. Yani çok 183 büyük liraya mısır ekecek adam gübreyi atacak. 183 liraya gübre alacak. Gene bu sene mısır ekecek adam 183 liralık gübreyi 750 liraya alacak. Sadece bu gübre. Diğer kalemler değil. Yani düşün. Onun için evet. bunun bir şekilde önüne geçmeli. Efendim işte çok ihracat varmış da işte yurt dışına mal gidiyormuş da içeride kısıtlama oluyormuş da onun için fiyatlar artıyor. Kardeşim sen de o zaman bir kota koy ihracata. De ki fabrikaya sen efendim %20'ni %30'unu ihracat yapabilirsin. Geri kalan iş piyasaya vermek zorundasın de. Bir şey de. Öyle mi? Evet. Şimdi ürettiğin her şeyi dışarı gönderirsen içeride bulamayan ne yapacak? Arayacak. Arayınca da mal kıymetli olacak. Kıymetli olunca da zam gelecek. Fiyat şişecek. Alaaddin abi, tarımı kalkındırmadan biz bu ülkeyi 12, kalkındıramayız. İsmail 12 dakikamız var. Başka konum varsa istersen ona geçelim. Sonra senin abi konum, ben konuşamadım deme bana. Yok. Senin konum varsa şey yapalım. Yoksa ben başka konuya değineceğim. Özellikle bu çiftçilerle ilgili bir konu var. Onu da hani yeri gelmişken söyleyeyim. Tamam. Dün ben biliyorsun benim de arazim var. Ben de az çok çiftçilik yapıyoruz. Üreticilik yapıyoruz. Evet. Şimdi bu sulamalar var. Özellikle kanalları, DSE'nin kanalları vardı. Evet. Bununla ilgili mesela sezon sonunda ücretler çıkartılıyor. Yani sen ne kadar suladıysan o kadar bir ücret ödüyorsun. Evet. Dün burada sulama birliğine onu öğrenmeye gittim. Sulama birliği ile ziraat odası üst üsteler zaten. Yani alt altalar. İlk önce sulama birliğine uğradım. Öğrendik. Sadece bakın bak ben şöyle diyeyim. 3 dönüm yerim var. 3 dönüm yerim var. Şeftali bahçesi. Kendi çaktığımız kuyu yani yer altı suyu var ya kendi çaktığımız kuyu zamanında işte para harcıyla kendi çaktığımız kuyuya 300 lira ücret ödeyeceğim. 314 lira ücret ödeyeceğim. 80 lira alıyor dönüm başına. Tamam mı? 80 lira dönüm başına para alıyor ve ben 314 lira para ödeyeceğim.
Niye 80 lira ödüyorum? Kendi kuyu çaktığım kuyudan, kendi çıkardığım suya 80 lira para ödüyorum. Neden ben bunu ödüyorum? Efendim beyanname vermedi. Ne yapmam lazım? Beyanname vermem lazım. Yani nasıl beyanname vermem lazım? Her ay Şubat'la Mart, her sene Şubat'la Mart aylarında gideceğim. Diyeceğim ki benim şu tarlalarım var, ben şunları sulayacağım. Peki, hani size bir şey soracağım. Madem öyle, beyanname vermem lazım. Siz benim bu tarlayı suladığımı nereden öğrendiniz? İşte kuyu var orada, mahsul de var, tamam var. Adamımız da geldi, işte elemanımız da geldi, inceledi, baktı, suluyorsunuz orayı, tamam. Madem niye ben beyanname veriyorum, siz inceliyorsunuz zaten, benim ayrıca beyanname vermeme gerek var mı? Niye benden 80 lira alıyorsunuz 15 lira almak varken? Efendim prosedür böyle. Prosedür böyle. Şimdi sadece ben böyleyim. Benim 3 dönüm yerim böyle. Adam 20 dönüm, 50 dönüm yeri suluyor. Düşünsene ne kadar para şey yapıyor. Yani ödüyor. Yani bu sıkıntı var. İkinci bir konu. Oradan çıktım aşağıya indim Ziraat Odası'na. Ziraat Odası Başkanı dedi ki bak işte geldi. Siz bunu anlatın derdinizi. Fevziye Mahallesi'nde bir hayvancılıkla uğraşan bir üreticim, arkadaşımız diyor ki ben destekleme alamıyorum. Sebep ne biliyor musun Alaaddin abi? Evet. 10 dönüme kadar, 10 dönüme kadar hayvansal destekleme veriyorlar. Yem desteklemesi veriyorlar ama hayvancılık yapıyor. 10 dönümden diyor ki bak çıkan rakama bak, dikkatini çekiyorum burada. 9820 metre çıkıyor arazisi. Evet. Toplam arazisi. 10 dönüm olmadığı için yem desteklemesinden yararlanamıyor. Toprak birleştirme yani, olayından dolayı mı? Yok. Yok benim şimdi arazim var abi. Evet. Arazim var. Arazim 10 dönüm. Tamam. Veya 9,5 dönüm. 10 dönümden atıyor bazı. 90. Evet. 9,5 dönümse desteklemeden yararlanamıyorsun. Hayvansa yani bu yem desteklemesinden yararlanamıyorsun. Anladım. 10 dönümse yararlanabiliyorsun. 500'de kaçırıyorsun. Adam da 180'de kaçırmış. 180 metre kareyle desteklemeyi alamıyor. Ya diyor ki bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir şeydir? Tamam mı? Bu aynı şeyde de aynı. Diğer desteklemelerde de aynı. 5 dönümden altta yerin varsa bazı desteklemelerden yararlanamıyorsun. Ama üretiyor adam. 5 dönümde olsa bir şekilde üretiyor. Şimdi adam diyor ki ben diyor desteklemeden yararlanamadım. Ben hayvancılık yapıyorum. Yemin işte kilosu bu kadar. Şunun kilosu bu kadar. Ben diyor nasıl bu işin içinden çıkartacağım diyor. Hayvanlarımı kesime vereceğim diyor. Şimdi hayvancılık da bitiyor. Tarım da gerekli hani destekleme veriyoruz. Tamam verilmiyor değil. Ama yeterli gelmiyor. Bu kadar biraz önce söylediğin bir rakam vardı hatırlıyorsan 180 lira 170 liraya aldığı gübreyi 750 liraya alıyor. Sen şimdi çiftçi 180 liraya alırken gübreyi 750 liraya alıyor ise sen de buna kalkıp da gerçekten komik bir rakam destekleme verirsen o zaman yani bu sadece adı desteklemeyle kalır. İsmail zaten ben ama desteklemede dönüm üzerinden desteklemeye ben başından sonra karşıyaydım. Yani evet. Dönüm başına destekleme, şu kadar yerim var, şu kadar dönüm yerim var, bu kadar destek alıyorum. Bu yanlış bir şey. Ürün bazlı destekleme olması lazım. Kardeşim kaç ton mısır getirdin sen? 10 ton. 10 tonun karşılığında desteğin budur diyecek. Doğu Güneydoğu'da hiç ekmediği halde binlerce dönüm arazisinden destekleme alıp İstanbul'da yalılarda paşalar gibi yaşayan insanlar var. Aynen öyle. Bizimki çok önemli değil. Sende bende 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm var. Çok önemli değil. Doğu Güneydoğu'da binlerce dönüm yeri olan ağalar var. Devletten aldığı destekle İstanbul'da yalılarda yaşıyorlar. Hiç ekmeden, ürün üretmeden. Onun için ben evet. Bu dönüm başlığı desteklemeye başından sonra karşıyım. Kardeşim getireceksin, teslim edeceksin. Ne teslim ettin? 10 ton buğday, 10 ton buğdaya karşılık şu kadar desteğim var kardeşim. Ya orada tak parasını verecek adamın. Oradan ötesini ben bilmem ya. Alaaddin abi bak şimdi biz mesela tarım ilçesiyiz. Yani Geyve de aynı şekilde, Pamukkale aynı şekilde tarım ilçesiyiz. Yani her türlü envai çeşit ürün yetiştiriyor üreticiler burada. Fakat eğer bu şekilde giderse bakın burası İstanbul'un ve Ankara'nın hemen hemen meyve ve sebze deposu. Hem Geyve hem Pamukkale.
bu şekilde giderse gelecek yıllarda, gelecek sezonda ürün şeylerin düşüş olacak. Yani üretici ekmeyecek. Ayvayı bir şekilde kurumasın diye belki şey yapar. Ama bunun yanında mesela bir ıspanaktır, bir işte karnabahardır, diğer ürünler domatesdir falan, bunları ekmeyecek. Ya bu peki ne olacak? Ekmezse ne olacak? Yani benim söylemek istediğim şu. Neden ekemez? Neden ekmeyecek? Onu da söyleyeyim. Biraz önce söylediğim gibi 180 liraya aldığı gübreyi 750 liraya alırsa, dün 6 liraya aldığı, 5 liraya aldığı mazotu 8,5 liraya, 9 liraya alırsa, 10 liraya alırsa, bu üretici ve ürünü para etmezse bak ben mesela ayva 3 liradan başladı, 1,5 liraya, 1 liraya kadar düştü. Tamam. Ve nasıl olacak bu iş? Nasıl çıkacak bu işin içinden? Ayvanın maliyeti, bir çiftçiye maliyeti zaten 2,5 lira. Sen bunu 2,5 liraya satamadığın zaman, 1,5 liraya sattığı zaman bu iş nasıl yürüyecek? Ben kendimden örnek veriyorum. Mesela Pamukova'da bir sürü ayva üreticisi var. Gerçekten ben çok çok iyi para kazandım diyen mümkün diye çıkmaz. Yani bir elin parmakları kadar ya vardır ya yoktur. Ama bu şekilde giderse, eğer bu girdiler aşağıya çekilmezse, ne yaparsan yap, ne edersen et, eğer bu girdileri aşağıya çekemezsen, üreticinin malı para etmezse, yarın bir gün Pamukova Ovası'nda da, Geyve Ovası'nda da bu üretim bırakılacaktır. Tamam mı? Kaderine terk edilecektir. Bu nedenle tarımın çökmesi demektir. Ya tarımın gelişmediği, yani biz tarım ülkesiyiz. Tarımı geliştirmediğimiz süre içerisinde abi biz bir adım ileri gidemeyiz. İlk önce tarımdan. Keşke ben tabii ki bu hükümetin çok güzel yaptığı şeyler de var. Yani şimdi eleştiriyoruz hükümeti ama çok güzel yaptığı şeyler de var. Ama bunun yanında yapamadığı şeyler de var. Ya şu betona yaptığı yatırımın üçte birini çiftçiye yapmış olsaydı, bugün var ya bu ülke çok çok farklı bir yerdeydi. Evet. Yani ben buradan bizim sayın milletvekillerimize, AK Parti milletvekillerine seslenmek istiyorum. Çünkü onlar iktidardalar. Lütfen artık bu çiftçinin sorunlarına bir çare bulsunlar. Bu kooperatif, özellikle tarım kredi kooperatiflerinin gerçekten tefeci faiziyle aldıkları o faizleri onların düşürülmesi için veya sıfırlanması için. Abiciğim madem faizi düşürüyoruz, ne diyoruz? Faizi düşüreceğiz. O zaman düşürüyorsak bu tarım kredi kooperatifinin aldığı tefeci faizini de düşür. Ziraat Bankası'nın aldığı, çiftçiden aldığı faiz de sıfırla ki hiç olmazsa çiftçi bir derin bir nefes alsın. İnşallah bunları aşarız ama nasıl aşarız bilmiyoruz. İyi bir politika izlerlerse biz bunları aşarız. Sen diyorsun ya ileride ben iyi olacağını düşünüyorum ama zaten iyi olmazsa ben neler olacağını hiç düşünemiyorum yani. Evet, evet. Yani, o seviyeye geldik. Zaten 2 dakikamız kaldı herhalde. Ben ikinci bölümde beraber olamayacağım sizlerle. Evet. İnşallah haftaya geleceğim abi. İnşallah orada sen de yüzde haftaya yeni konuğumuz var. Hendek'ten Orhan Topçu. He. Orhan Topçu'yu alıyoruz Hendek'ten. Çok artık güzel. Bizimle beraber olacak. Sık sık. Tamam. Güzel. Daha hareketli geçecek diye düşünüyorum yani. Orhan kardeşimiz de donanımlı bir kardeşimiz. Onun evet. Daha hareketli geçecek. Stüdyo biraz daha mı hareketlenecek yani? Evet, evet. Şeyi değiştiriyoruz. Yavaş tamam. Yavaş formatı değiştiriyoruz. Abi zaten formatı değiştiriyoruz. Bundan sonra ilçelerde gündem daha ses getirecek, gürültü getirecek. Gündeme oturacak gibi geliyor bana. İnşallah. Abi. Zaten merak etme. Biz seninle birbirimize yeteriz. Orhan kardeşimiz de gelince ne olur? Biraz daha ortalık daha farklı bir şeye döner. Ama ben gerçekten buradan yayın yapmak çok güç. Onu söyleyeyim sana. Çünkü ben stüdyoya alışmışız. Orada karşılıklı oturup konuşmaya alışmışız. Buradan yayın yapmak gerçekten çok güç. İnşallah haftaya orada oluruz. Ben bu arada sanıyorum damağımızda doluyor. Tüm izleyenlerimize, seyircilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Aman aşıya dikkat, aman aşılanmaya dikkat. Biraz kendimiz de özverili bulunarak bu hastalığı, bu virüsün üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Buradan herkese saygılar sunuyorum. Abi sana da iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Buradan ben de Cihan Ersöz
ağabeyimize, Cihan Arsız hocamıza geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Ha, evet, o da. Onu unuttum, onu unuttum. Tez günde sağlığına kavuşur. Gene bu stüdyolarda beraber program yaparız inşallah. Evet. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Cihan abiye. Cihan abiye sözünü tutamadık ya, Darattin abi. Evet, evet. Bunu şu senin sağlık problemleri geçtikten sonra yerine getirelim. İnşallah. Evet. İnşallah. Reklamlara geçeceğiz. İkinci bölümde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. İlçelerde Gündem programının ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. İkinci bölümde konuğumuz Geyve'den Yusuf Kılıç. Yusuf Bey, beni duyuyor musunuz? Alaaddin abi, seni duyuyor biliyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Güzel. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyiyim Alaaddin abi, sen de iyisin. Şükür, şükür. Biz de iyiyiz de işte İsmail biliyorsun ayrıca bir korona sıkıntısı var. Evet, evet, evet. Cihan hocam da vertigo'dan dolayı biraz rahatsızdı, katılamadı. Bugün böyle uzaktan uzağa konuşmaya çalışıyoruz. İnşallah haftaya daha farklı konuklarla beraber daha farklı programlar yapacağız inşallah. Evet, önce biz pandemiyi konuştuk çünkü birinci bölümde. Sizin evet. Pandemi hakkında Geyve bölgesinden söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alaaddin abi, öncelikle İsmail kardeşimin annesine ve babasına geçmiş olsun diyorum, eşine de. Acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda Cihan hocama da geçmiş olsun diliyorum. Sanırım Pamukova Belediye Başkanımızın babası vefat etmiş. Evet. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Güven Başkanımıza da başsağlığı diliyorum. Evet, Yusuf, program benim haberi aldım sen aradan çıkınca. Mecburen. Bunu bitirelim, bunu sözü vereceğim sana. Şimdi tamam. Tekrardan başlıyorum. Sen yoktun yayında. Daha önce de bunu konuşmuştuk. Akyazı'daki yeni kompleksin, spor kompleksinin cuma günü temelini attık. 43 milyon liraya hele bedel olan bir tesis. Bunun 28 milyonu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı karşılıyor. Geri kalan Akyazı Belediyesi. Yani 15 milyonu da Akyazı Belediyesi karşılıyor. Tabii bu şartlarda böyle uzun soluklu büyük ihaleler yapılamıyor. Dolar kurunun yüksekliğinden dolayı. Ama Akyazı Belediyesi'nin bir özelliği de ihaleye çıkmadan önce tüm her şeyini hazırlıyor. Parasını marasını hazırlıyor. Kendinden çıkacağını da hazırlıyor. Ve bir seferde çıktığı için bunu herhalde başaracaklar. Öyle bekleme yok. İnşallah bitecek. Bittiği zaman da Akyazılı gençler inşallah ay yıldızlı formalarla sonuçlarını bunu alacağız. Çünkü her türlü spor dalı bunun içinde var. Her türlü spor dalı bunun içinde var. İnşallah diğer ilçelerde de bu tür kompleksler açılır. Ve gençlik biliyorsun sorunlu bir gençlik olmaya başladı. Uyuşturucuya çabuk ulaşabiliyorlar. İşte o gençlere bu spor alanına yönlendirdiğiniz zaman en azından oradan korumuş olursunuz. Sağlıklı da bir birey olur, sağlıklı da bir nesil yetişir arkasından. Diyorum, sözü sana bırakıyorum. Yusuf Bey, bıraktığın yerden. Sağ olsun, tekrar teşekkür ederim rejiye, teknik ekibe. Sağ olsun, görüntüyü alalım mı seni görüntüyü tekrardan? Olur, olur. 4 numara mıydı? Az önce, evet 4 numaraydı. 4 numara. O fonda bir görüntü olarak alalım lütfen. Yani orada çok fazla şey yok, sadece fonda bir görüntü oluşsun. Tamam. Bilgi sahibi olmak adına. Tamam. Şimdi Geyve'de bahsettim bir önceki kısa arıza sıkıntı öncesinde bahsetmiştim. %70 çiftçilikle geçiniyor Geyve ve burada çiftçilerimiz çok zor durumda. Bakın az önce Ziraat Bankası'ndan bahsetmiştim. Geçen sene kredi çeken çiftçilerimizin birçoğu Ziraat Bankası'nda kredi için müracaat etmiş vaziyette kredi çekmeye çalışıyor. Neden?
Çünkü ilaç parasını kurtarmadı. Kazanç sıfır. Yani şöyle söyleyeyim. Bugün bir ayva depodan 1 lira çıkıyor Alaaddin Bey. 1 lira, 1 lira. Ayvanın kilosu 1 lira olur mu? Evet. Çiftçi o kadar emek vermiş. Yani ve bu depodan çıkan, soğuk hava deposundan çıkan ayva 1 lira, 1,5 lira. Yani inanılmaz fiyatlar çok yerlerde şu an. Meyve suyuna giden, yani ayva, dip ayvası dediğimiz. Dip ayvası. 70 evet. kuruş. 70 kuruş. Yani kesinlikle kurtarmaz. Evet. Ve Ziraat Bankası'nda sıraya girmiş olan, kredi başvurusu bulunan çiftçi kendisi değil, Alaaddin abi. Ya kızı çekiyor, ya da oğlu çekiyor, ya da bir yakını varsa yakını çekiyor. Kendisi ya hacizli, ya da icra takibinde. Kara listede. Evet. Yani bu çok önemli. Şimdi geçen bir çiftçi kardeşimizle konuştum. Yani gübreden bahsetti. 20-20 bahsedilen bir gübre. 20-20'lik gübre şu an buğday, hububat, arpa için gerekli olan bir gübre. İnanın rakamlar uçmuş vaziyette. Evet. Yani 215 lira olan, Eylül ayında 215 lira olan gübre, 50 kiloluk torba gübre bugün 525 lira. 20-20. Yani çiftçi kardeşlerimiz bilirler. Taban gübresi olarak sınıflandırılıyor. Yani bu gübrenin torbası, 50 kiloluk torbası 225 liradan 525 ya da 220 liradan 525 liraya çıkmış vaziyette. Eylül'den bugüne. Yani biraz göztaşından bahsedeyim mesela. Göztaşından da aynı şekilde bahsedeyim. Yani göztaşı geçtiğimiz sene şurada hemen not almıştım çünkü özellikle bakın göztaşının şeyi 60 liradan 20 kiloluk göztaşı 320 liradan 720 liraya çıkmış. Ot ilacı 35 liradan 70 liraya çıkmış. Yani sadece göztaşındaki artış bile yeterli. Yani %100 artış var Alaaddin abi. Göztaşı ama çok kullanılıyor mu sen meyvede? Tabii. Özellikle kırağı vurmasın diye çiçek açarken çiçek açmayı geciktiren bir bakır sülfat. Yani özellikle Nisan-Mart aylarında şu an çok farklı yerlerde kullanılıyor. Ama baharda özellikle Mart ve Nisan aylarında kiraz, ayva, erik bunlarda baharı geciktirmek için atılır. Dolayısıyla da bakır borsasının artmasına paralel olarak bu fiyatta artıyor. Evet. Yani döviz bazlı olduğu için bu fiyatlar da artıyor. Yani akaryakıt fiyatlarına girmiyorum. Bu fiyatların hepsi herkes biliyor. Benim esas vurgulamam gereken olay şu. Çiftçi kardeşimizle şunu konuştum ben. Geçtiğimiz sene bir araziye ayçiçeği ekmiş. Yaptığı masraf Alaaddin abi 10 bin lira. Kazancı 11 bin lira. Yani buradaki yaptığı yani hasattan elde 1000 lira. Çoluğuyla çocuğuyla çapalamış, toplamış, hasadını yapmış, dövmüş, emeğini saymıyorum diyor. Yani burada emek söz konusu değil. Sadece ve sadece masrafları söylüyor. Girdi maliyetlerini söylüyor. Evet. Sürmesi, ilacı, tohumu ondan sonra ve aradaki fark 1000 lira. İnanın yapılmaz diyor. Ve şunu söyledi bana. Bu sene son kez dikiyorum dedi. Hububat olarak buğday ve arpa ekmiş bu sene. Daha geçtiğimiz hafta buğday ve arpa ekerken şunu söyledi. Yani zarar ettiği için söyledi. Çünkü buğdaydaki bu sene vermiş olduğu şey rakam 2,5 liradan vermiş. Buğdayın kilosunu 2,5 liradan vermiş. Yani inanın orada bile zarar ettim diyor. Yani buğdayda ve arpada ektiği ürünün karşılığını alamamış. Yani bu rakamları özellikle vermeme de gerek yok. Un artmış vaziyette. Yani bu az önce bahsettiğimiz tarım ürünlerindeki hububattaki artışa paralel. Fakat şu var. Çiftçi kazanmıyor. Aradaki komisyoncular ve entegre fabrikalar kazanıyor. Entegre fabrika nedir? Mesela un.
Yani geçen sene unun çuvalı 160 lirayken bugün olmuş 320 lira, 340 lira. Yani 3'te 2 oranında, hatta biraz daha, yani %100'den fazla, öyle söyleyeyim. Bir zam gelmiş. Dün hatırlarsanız fırıncılar odası da zam yaptı. Evet. Yani hem Akyazı'da hem Geve'de. Onu vereceğim görüntüsünü. Görüntü var, onu ayrı konuşalım. Var mı? Tamam, onu ayrıca konuşalım. Tamam. Çünkü notlarımız da var bu konuyla ilgili olarak. Evet. Şunu özellikle belirteyim. Yani bu çiftçi kardeşimiz diyor ki, ben bir daha diyor, bu sene son diyor. Eğer hakkımı alamazsam diyor, emeğimi karşı alamazsam diyor, bir daha yapmayacağım diyor. Emekli maaşımla oturacağım diyor. Allah ne verdiyse diyor, oradan buradan belki işe giderim. Başka bir işlere bakarım diyor. Ama diyor kesinlikle meyve bakımını ve tarlasına, bağına, bahçesine çiftçiliği bırakacağını söyledi. Yani bu kadar zor durumda olduğunu söyledi. Yani anlatacaklarım bunlar. Yani çiftçinin zor durumda. Bir de şunu belirteyim. Geçen hafta özellikle not almıştım. Sizin de hemşehriniz olur. Başkanı Şemsi Bayraktar. Evet. Sağ olsun, onun girişimleriyle sütçüye ve süt ürünlerine %50'ye yakın bir zam geldi. Bu zamdan önce taş olup da bir hayvan besici kardeşimiz hayvanlarını süt para etmediği için kesime vermiş. Yani biraz daha sabretmiş olsaydı o hayvanı belki kurtaracaktı. O kadar bunalmış ki Alaaddin abi. Evet. Besi yemlerine o kadar fazla zam gelmiş ki, yani ben zarar ediyorum demiş. Yani yoksa bu hayvancılık bu şekilde yapılmaz. En sonunda hayvanlarını Geve'de bir kasap kardeşimizle anlaşmış, hayvanlarını vermiş kesime. Yani insanın içi yani hakikaten üzülüyorsunuz. Böyle bir durum olmaması lazım. Hem çiftçilerin hem besicilerin. Ama bilmiyorum, bu dövizin artmasına mı bağlı, yoksa ülkedeki ihracatın kapalı olmasına mı bağlı, olmamasına mı bağlı, insanların alım gücünün düşüklüğüne bağlı, piyasalarda bir durgunluk var. Yani bunu bir hareket olması lazım. Çiftçi üretecek, insanlar tüketecek. Yani bu olmadığı için, o devir daim olmadığı bir yerde dişli takıldığı anda bütün sistem bozuluyor. Dolayısıyla da burada çiftçiyi korumamız lazım. Bir not aldım. Hem bu esnaflar için de geçerli, hem çiftçilerimiz için de geçerli. Edeb Ali'nin yıllar önce söylediği bir söz vardır. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Evet. Şimdi biz milleti ve çiftçiyi yaşatmamız lazım. Esnafı yaşatmamız lazım. Eğer esnaf yaşamazsa, çiftçi yaşamazsa, bu ürünler üretilmezse biz aç kalırız. Şehirde, kentlerde bir sürü insan var. Bu nüfusların birçoğu ithalatla olmaz Alaaddin abi. İthalatı bugün yaparsınız, yarın yaparsınız. Dünyada bir kıtlık olduğu anda siz kendi ürünlerinize sahip çıkma zorunda kalırsınız. Yani bundan hatırlarsınız, Türkiye kendi kendine yetebilen ülkeler arasındaydı. Bugün evet. Geldiğimiz noktada hep ithalata dayalı. Dolayısıyla da ithalat demek döviz demek. Evet. Ve ülkemizden döviz, milli bir servet gidiyor. Yani bunları da hesap etmemiz lazım. Benden şunu söylediler özellikle, gübrede, akaryakıtta ve elektrikte Alaaddin abi, bunlarda devlet mutlaka çiftçiye teşvik vermesi lazım. Yani bunun başka yolu yok. Özellikle ve özellikle bu elektrik, gübre, ilaç, yani bu konularda mutlaka devletin destek vermesi lazım. Yoksa bu rakamlarla çiftçinin ayakta kalması, üretim yapması, inanın son diyorlar. Yani artık biz diyor bıçak kemiğe dayandı, bu şekilde biz üretim yapamayız. Yani ne olacaksa olacak diyor. Yani herkesle beraber biz de artık durumun düzelmesi için bekleyeceğiz diyorlar. Evet. Çaresizler yani, açıkçası öyle söyleyeyim. Çaresizler. Türkiye tarım politikasını yeniden gözden geçirmeli. Yeni bir tarım, yeni bir tarım politikası uygulamalı. Yani bu tarım politikasıyla ne kadar destek verirsen ver, verdiğin desteğe fabrikatör hemen zam yapıyor. Gübresine, şuyuna, buyuna verdiğin desteğe zaten hiç çiftçiye gitmeden yol değiştirip başka yere gidiyor. Onun için tarım politikası değiştirmesi lazım. Ben şimdi mısır eken bir arkadaşım var. Bayağı bir geniş bir arazide mısır ekiyor. Büyük bir çiftçi. Tam mısırı satacak, ben de takılıyorum ona. Hadi parayı bulacaksın falan diye. Yok abi dedi ya, bilmem hangi firma dedi. Şimdi tam bizim mısır olduğunda dedi, satacağımız zaman dedi, gemiler yanaşır dedi. Yurt dışından mısır getirir dedi. Aslında change bir mısır dedi. Bir işe yaramaz ama
mısır olur dedi. Ona bir düşük fiyat verirler dedi. Bizim mısır da iner o fiyata. Bizim mısırı aldıktan sonra dedi, fiyat gene yukarı çıkar dedi. Tamamen bir tezgah. Yani bazı işte beyaz et firmalarının, bazı yem fabrikalarının her yıl yaptıkları şark kurnazlığı bu. Yani tam çiftçi mısırı üretti, bir paraya satacak, hedefliyor. Hemen dışarıdan ithal birkaç tane gemi geliyor. Piyasaya çenç bir mısır, bir işe yaramaz. Yağ yok, tuzu yok, hiçbir şey yok içinde. Boş bir mısır. Hayvana versen yemez. Ama mısır olarak geliyor ve bir fiyat biçiliyor ona. Atıyorum bugün mısır 2000 liraysa 1100 lira fiyat biçiliyor. Mısır otomatikman 1100 liraya düşüyor. 1100 liradan çiftçinin elindeki iyi mahsulü alıyor. Diğerini piyasaya salıyor 1100 liralık mahsulü. Alıp o mahsulü 1100 liraya kullanıyor. Onun için çiftçi ne yaparsa yapsın bir şark kurnazı gelip çiftçinin ekmeğini çalıyor. Ne yaparsa yapsın. Evet. Bunun için ne lazım? Güzel bir tarım politikası lazım. Yani köklü bir değişik değişim lazım. Devlet bir şeyler vermeye çalışıyor. Diyor ki işte sana traktör vereyim. Ya traktör bir destek veriyor. Atıyorum 50 bin lira bir destek veriyor. Traktör daha o destek gelmeden 50-60 bin lira yukarı çıkıyor fiyatı. Veya bir pulluk alacak 10 bin liraya. Devlet bunun 5 bin lirasını verecek. Devlet vermeye kalktığında pulluk çıkıyor 15 bin liraya. O 5 bin liralık doğru sanayicinin cebine iniyor. Çiftçiye bir şey gittiği yok. Aynen. Bunların kökten değişmesi lazım. Yoksa bugün 50 lira verdim, dönem başına şunu verdim, ne verirsen ver, bir arıza çıkıyor. Bu arızanın çıkmaması için gelecekte tarım ve su. Bunu ben biliyorsam, sen biliyorsan, bunu başımızdakiler de biliyordur. Gelecek tarım ve su. Kesinlikle. Kendi kendine yeten bir ülke olacaksın. Zaten öyleydik. Öyleydik. Çiftçiyi bu hale getirince kendi kendimize yetmez olduk. Yoksa biz... Alaaddin abi. Biz sezon dışında parayla meyve sebze alıyorduk. Sezon içinde kolu da komşuda vardı zaten. Getiriyordu, dağıtıyordu. Para vermiyorduk. Boldu. Aynen. Çünkü o da para kazanıyordu. Dağıtıyordu da. Kardeşim sen diyorsun ayva 1 lira ben alıyorum 10 liraya. 1 lira şurada Pamukova'da geliyor burada 8 lira 10 lira oluyor. Ada pazarında. Neyden getiriyor bunu? Her birine özel taksim tutuyorsun be kardeşim. Kökten değişmesi lazım. Yani bu taşıma suyla değirmen dönmez dönmüyor. Kesinlikle. Alaaddin abi bir örnek daha vereyim. Yine bu çiftçi kardeşimizden. Buyurun. 2004 yılında diyor ki üzüm ürettim diyor. Üzümü diyor 2004 yılında 17 yıl önce evet. 75 kuruştan verdim Alaaddin abi diyor. Yani 75 kuruştan vermiş. 17 yıl önce. Bu sene kaç paradan? 17 sene önce. 2004 yılı hiç unutmamış. Not etmiş bir yere yazmış. 2004 yılında 75 kuruştan vermiş üzümü. Evet. Bu sene kaç paradan vermiş biliyor musun Alaaddin abi? 1 lira. 1 lira. 1 lira. 1 lira. O kadar abartmayalım. 1 lira. Yani insanın aklı almıyor. Yani 17 sene önce 75 lira olan şey bu sene nasıl 1 lira olur? Yani mazot bir araştırma yaptım. Mazot 1.90 liraymış. Şimdi bugün 9.60 ya da 9.55. Yani arada o kadar çok fark var ki. Evet. Biri %30 artmış, öbürü %500 artmış. Yani fiyat olarak söylüyorum, örnek olarak söylüyorum. Yani çok üzücü. Mesela bu kardeşimiz gene bir not düşmüş. Özellikle bulgur fiyatını bana örnek olarak söyledi. Markette diyor bir kilo bulgur diyor 14 lira diyor. 14 lira. Ben diyor buğdayı diyor 2,5 liradan verdim diyor. Hani az önce söylemiştim ya hani arada entegre üretici, fabrika sahipleri. Evet, evet. Yani aradaki farka bakar mısın? 2,5 liradan buğday giriyor ve 14 liradan bulgur olarak çıkıyor. Evet, evet. Maalesef. Yani aradaki fark çok farklı. Çok fazla. Bunların değişmesi lazım. Yani diyorum ya kökten değişmesi lazım. Bu taşıma suyla bu değirmen dönmeyecek. Yani çiftçiye sen 1 lira, 2 lira, 3 lira, 5 lira veriyorsun. Öbür taraftan 10 lirasını alıyorlar çiftçinin. Çiftçi gene aç. Esnaf gene aç. Aynen. Onun için buna köklü bir çözüm bulmaları lazım. Bu 2 liraya üretiliyorsa, 3 liraya üretiliyorsa 4 liraya, 5 liraya da biz marketten alıp bunu yemeliyiz. Tabii ki götüren de bir para kazanacak ama yani hamadından götürmeyecek yani.
Hamalından götürmeyecek. Evet. En azından üreten kadar kazansın. Kesinlikle. Yani adam ona aylarca uğraşıyor, üretiyor değil mi? Bir sene uğraşıyor bir ayva için. Tarladan çıkmıyor bir sene. Abi, sadece kendisi uğraşsa evet. Anlayacağım. Fabrikada çalışan, okulda öğrencisi olan çocuklarıyla beraber alın teriyle sıcağın yazın sıcakta, kışın ayazda çalışıyor bu insanlar. Evet. Yani o çatlayan elleri düşünüp görmeniz lazım. Evet. Ben çiftçi çocuğuyum. Ne olduğunu biliyorum. Evet. İnanın yani ya bugün evinde şu an kara kara düşen bir sürü çiftçi aile var. Çiftçi babası var. Çocuğuna yani harçlık veremeyen anne babalar var. Doğrudur. 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 Kolay mı ya? Kazanmasa nasıl vereceksin ki? Yani bu insan üzülüyor. Gerçekten üzülüyor. Yusuf 10 dakikamız var. 10 dakikada başka evet. Konum varsa onlarla yavaş yavaş alalım. Çok konu var. Çünkü geçen hafta konuşturamadık seni. Bu hafta konuşturayım diyorum ama gene zaman yavaş yavaş akıp gidiyor yani. O zaman hemen G ve 7. G ve 7 görüntüyü verir misin? Evet. Alaaddin abi, burası daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama Bağlarbaşı alt geçit, burası çok sorunlu bir yer. Yaklaşık 10 yıldan beri sorun devam ediyordu. Belki programın içerisinde geçmiş programları bahsettik ama hem görsel olarak hem yan tarafı Sakarya Nehri mi? Evet evet, Sakarya Nehri. Evet. O aradaki kod farkını görmüş olmak adına bu 12 sene önce açıldığı seneki görüntüsü. Birazdan ikinci bir video daha gelecek, görüntü gelecek. O da bugünkü haliyle ilgili görüntüler gelecek. Evet. Şimdi bunu özellikle arşivden çıkardım. Bir görmek adına olayları. Bu 2012 yılının bir görüntüsü. Alaaddin abi, D650 Karayolu yapılırken Bağlarbaşı köyünün bağlantısı ya ihmal edildi ya yer bulamadılar. 2010 yılının Ocak ayıydı yanılmıyorsam. Dönemin başbakanı, şu anki cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan duble yol açılışı için Bağlarbaşı köyünden, mahallesinden geçerken köy halkı bir yol kenarında toplandı. Başbakanı durdurarak, otobüsünü durdurarak kendisinden bir ricada bulundu. Dedi ki Sayın Başbakanım, bizim köyümüzün bağlantı yolu unutulmuş ya da ihmal edilmiş, projede gözükmüyor. Bizim dönüşümüz ileride Örencik'ten yaklaşık 4-5 kilometre ileriden gidip gelmek yaklaşık 10-15 dakikalık bir zaman alacak. Hani bu yakıtını da düşünürsek bu bizim için bir zor bir durum olacak dediler. Hayatımızı zorlaştıracak bir olay. Acaba köyümüze yakın bir yerden bir bağlantı yolu yapılabilir mi diye ricada bulundular. Evet. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o zamanki Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a talimat vererek konuya dedi. Dolayısıyla da hemen köyün çıkışında uygun bir yer bulundu. O dönemde henüz Sakarya kenarında bir HES projesi yoktu. Sonra bu proje yapıldıktan sonra bağlantı yolunun yapıldıktan sonra 2012'de burası yavaş yavaş su almaya başladı yağışlarda. Her yağışta göle dönüyor burası. Su aldıkça küçük araçlar geçemiyor. Zaman zaman hani büyük araçlar geçebiliyor ama küçük araçlar geçemiyor. Evet. Bunu defalarca biz haber yaptık. Dile getirdik. Hem Büyükşehir Belediye Başkanlarına hem de Karayollarına, bakanlık seviyesinde bunlar dile getirildi. Fakat bir çözüm bulunamadı. Biz bunu özellikle dile getirirken Sakarya Nehri'nin o HES'ten oluşan göl havzasının kod farkı, yani göl seviyesi yükseldikçe dolayısıyla oradaki nehirdeki, göl yatağındaki su buradaki alt geçide doluyor. Yani oradan oraya transfer oluyor. Su transfer olduğu için. Dolayısıyla bu boşaltım sistemini o dönemde HES firması, oradaki barajın sahipleri burada bir hidrofor kurdular. Bir elektrikle çalışan bir su boşaltım sistemi kurdular. Bu su boşaltım sistemi yani bir şey yapmak gibi nasıl derler şeyle kuyu kazmak gibi. Dolayısıyla bu olmadı. Yani bir yere kadar oluyor ve arızaya geçiyor bazen. Bazen su çekiliyor
su azalıyor daha doğrusu. Sular boşalınca yan taraftan tekrar Sakarya Nehri'nin suları dahil oluyor. Rejiden rica ederim Serdar Bey'den şunu da belirteyim. Burada bu çalışmada altyapıda çalışan bir mühendis kardeşimiz bize sağ olsun yardımcı oldu. Hem bu kod farkını uyardı hem de buradaki önemli bir olayı videolarıyla, çekimleriyle bize yardımcı olmaya çalıştı. Buradaki altyapıdaki yani alt geçitteki en büyük sorunlardan bir tanesi Sakarya Nehri'ndeki o taşkın ya da göl havzasında oluşan suyun hemen geçidin yanlarındaki oluklardan akarak geldiği için insanlar sanki onun kaynak su olduğunu düşünüyorlar. Birazdan videoyu alacağım ben şimdi. Serdar Bey 5 numaralı videoyu alabilir miyiz? Hem de görüntülü ve sesli mühendis kardeşimizi dinleyelim. Hayat abi görmüş olduğunuz gibi bakın araçlar kalmış burada. Evet. Bu alt geçitten bahsediyorum. Bunun gibi her sene aynı manzara. Yani dolayısıyla da burada araç geçemiyor. Zaman zaman böyle ironik oranın insanları balık tutalım, balık sezonu açıldı gibi ironik paylaşımlarda bulunuyorlar. Evet. Şimdi birazdan görüntüler geliyor. Bakın bu plakasını düşürmüş bir araç. Arkadaşlar tekrar belirteyim. Araç plakası. Bağlarbaşı alt geçidinin içindeki su birikmesinin nedeni kesinlikle yağmur suyuyla alakalı değil, baraj su seviyesinin yüksek olmasıyla alakalı. Şu suya bakın arkadaşlar, pompalar 24 saat çalışıyor, devir daim ediyor, arkadan tekrar sular geliyor. Şelale gibi her taraftan su geliyor bağlar başına bak. Deliklere bakın, hendeklerin içinden su sızıyor. Buyurun. Gördüğünüz gibi pompalar çalışıyor, şu anda suyu basıyor. Kamerayla ancak bu kadar tutabiliyorum. Böyle bir boru uydurmuşlar arkadaşlar bu tarafa. Duvarın öbür tarafına suyu basıyorlar. Duvarın altından su tekrar geliyor. Pompalar cayır cayır çalışıyor arkadaşlar burada. Alt geçidin içi şelale gibi. Sürekli su geliyor. Pompalar 24 saat devir daim ediyor. Yani böyle aptalca bir şey olamaz. Maalesef baraj nedeniyle 24 saat pompalar çalışıyor arkadaşlar. Buyurun. Bak şaldır 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 sular akıyor. Sürekli. Yani buna güç mü dayanır? Bunun mantıki bir çözümü mutlaka olması gerekir. Yani pompa suyu duvarın öbür tarafına atıyor. Duvarın öbür tarafına evet. Su gene geliyor. Gene o pompa alıp onu öbür tarafa atıyor. Bir devir daim yapıyorlar. Devir daim pompa orada 24 saat çalışıyor. Çalışmadığı zaman göl oluyor. Göl oluyor. Ya birinci görüntüde zaten gösterdiği zaman ya bunun mühendis olmaya gerek yok. Kottan anlamana da gerek yok. Baktığın zaman zaten Sakarya Nehri oradan yüksek duruyor. Değil mi? Geçikten aynen. Yüksekte de duruyor Sakarya Nehri. Ya oradan evet. Su, taban suyu gelecek. Kesinlikle. Ya bunun hesabını yapamıyorlar bunlar ya. İşte maalesef Alaaddin abi. Hayır. Yani bu duble yol yapılırken bu sorunu göz ardı etmişler. Yani bu mühendislik çalışması ya da yani HES'ten dolayı olduğu söyleniyor. Yani daha önce Sakarya Nehri'nden dolayı değil. Evet. HES'in meydana getirmiş olduğu göl havzası sular yükseldikçe dolayısıyla oraya bir transfer oldu. Sular oraya transfer. Yoksa bana söylediklerine göre, mühendis kardeşimizin söylediklerine göre HES olmamış olsa bu su buraya gelmiyor. Çünkü kod yukarıda kalmış oluyor ama göl şeyi yukarıda olduğu için sular yukarıya çıktığı zaman alt geçide. Ya gölün taban suyu aşağıya vuruyor. Geliyor geçide evet. Dayanıyor. Evet. Esas buradaki dile getirmemiz gereken sorunlardan bir tanesi şu. Yöredeki köy halkı bunu biliyor. Kaynak suyu olmadığını. Yani Sakarya Nehri'nden, göl havzasından gelen. Ama yabancılar Geyve Boğazı'nın suyu meşhurdur. Onu kaynak suyu zannediyorlar ve bidonlarla su götürüyorlar evlerine. İyi ki, yani çok sağlıksız onu da belirtelim. İyi ki yanında ağaç maaş yok. Ona da çaput bağlarlardı. Kesin. Yani bizim insanımız da çok farklı bu konuda. Evet. Sana hakikaten Alaaddin abi, pınar gibi geliyor yani. Aynen. Bunu da dile getirdikten sonra bir konumuz daha var. Vaktimiz daraldı zannedersen. Evet. 2 dakikamız var. Hemen kısa temas edeyim. Çok kısa olduğu için. Evet. Rica ederim 8 numaralı videoyu alabilir miyiz? 8 numara.
Çok kısa olacak çünkü. Geçen hafta konuşturamadım seni, o hafta onun için bu hafta bilmiyorum seninle. Evet, buyurun. Alaaddin abi, burası Ali Fatpaşa'da Epçeler yolu üzerinde, hatta sınırlar itibariyle Epçeler mahallesine ait hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan bir cami, yeni yapılan bir cami. Evet. Bitmek üzere. Fakat halkın şikayeti şu. Bakın, gördüğünüz gibi Eyüp Sultan Camii yazıyor. Evet. Bir tabaya daha gelecek. Şimdi onu da göreceksiniz. Şimdi gördünüz mü, okudunuz mu? Evet. Şimdi bu yeni caminin yeni ismi. Neden bu? Bu caminin yeni ismi. Şimdi onu da dile getireceğim. Bu camiyi hayırsever bir vatandaşımız yerini bağışta bulunuyor. Mustafa Pınar, rahmetli Mustafa Pınar isminde bir vatandaşımız, evet, arazisini cami yapılmak üzere bağışta bulunuyor. Fakat cami başlığında belli bir yere kadar geliniyor, temeli atılıyor. Fakat tabii benzin bitiyor. Yani para bitiyor. Para bitiyor. Para bitince ne oluyor? Hayırsever vatandaş arayışına geçiyorlar. Sağ olsun çevremizde, bölgemizde durumu fark eden bir Irak göçmeni, durumu da yerinde olan bir Irak göçmeni bir vatandaşımız diyor ki ben buraya destek olurum diyor. Ancak bir şartım var diyor. Benim ismim verilirse diyor ben buraya destek olurum diyor. Evet. Cami derneği de tamam diyor. Yaklaşık 1,5 milyon lira %80 seviyesinde bu Iraklı vatandaş parasını vermiş, destek olmuş. Tamam. Yani başlangıçta Eyüp Sultan Camii bugün olmuş Vatha Salim Alhaymir Cami. Şimdi ben, evet, okurken bile zorlanıyorum. Vatandaş nasıl okuyacak bilmiyorum. Tabii vatandaşın durumu şu. Hayır her zaman güzeldir. Evet. Yani baktığımız zaman Allah rızası için yapılan hayır, evet, her zaman değerlidir. Ben şöyle yorumladım bu şeyden sonra. Zaman zaman orada yorumlarda da gördüm ben. Bazı sosyal medyada paylaşıldı bu. Parayı veren düdüğü çalar. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Evet. Şimdi ben de diyorum ki parayı vermiş, sevabı kapmış. Ama keşke ismini de mütevazı olsaydı bu Iraklı hayırsever vatandaşımız. Evet. İsmini yani oraya şey yapmasaydı, yani yazdırmasaydı. Yani şu olabilir. Buyurun. Yani şimdi benim öyle bir durumum olsa, bir cami, bir okul yaptıracak bir durumum olsa, ben rahmetli dedemin ismini verdirirdim o camiye. Veya okula, neyse. Onu yad etmek için. Evet. Ama kendi ismimi kesinlikle vermem. Yani Alaaddin Onur Camii veya okulu dedi. Şimdi Alaaddin abi, ben belki hani hayırsever vatandaş, belki kendi ismi, belki onun da belki dedesi olabilir. Yani evet, ben o kısmına da takılmıyorum. Evet. Bizim burada takıldığımız olay ismin okunması ve yabancı, Iraklı bir vatandaşın isminin verilmesi. Evet, evet. Yani telaffuz edirken zorluk var. O da o bölgenin ayıbı. O bölgenin iş insanların ayıbı. Maalesef. Yani değil bunu mi? Da dile getirmiş olduk. Aynen, aynen. O bölgede iş insanların, paralı olan insanların, zengin olan insanların ayıbı. Ben ona bir işlemi daha yapacaktım ama vaktimiz doldu. Hatta 2 dakikamız da geçti. Tabii. Bu ekmek haftalık da böyle sonra kapatalım. Tamam, gene sana abi fazla söz veremedik ama arada sıkıntılar da oldu baştan. Bir dahaki programda tekrar buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın.